11 Haziran 2022 tarihinden itibaren hükümetin almış olduğu karar resmi gazetede yayınlanan... E, ...resmi olarak yürürlüğe geçen e, kanunlar gereğince kira artışı %25 ile sınırlandırıldı. Yani %25'in üzerinde konut kiralarında artış yapılamayacağı resmi olarak yayınlandı. Bu karar iki yıldır yürürlükte 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle... Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalardan edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda kalkacağı beklenmekte. Tabii ki yine bunun resmi gazetede yayınlanmasını beklemekte fayda var. Yani tekrar bu oran yüzde %50'lere çıkartılabilir veya serbest bırakılabilir. Takdir edersiniz ki ticari iş yerlerinde bu... ...oran %25'lerin... ...çok çok üzerinde. %50 ile %60 oranında... ...ticari iş yerlerinde... ...kira artışı... E, ...yapılmakta. 2024 Mayıs ayı... ...tüfe oranlarına baktığımızda... ...yine devletin resmi kanallarından... ...almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda... ...bu rakamın %59.64 olduğunu... ...görüyoruz. Mülk sahipleri de haklı olarak... ...şu düşüncede... ...2022 yılında... Ee, tüfe oranları yaklaşık yüzde 29'daydı. Yani 2022 yılında belki yüzde 25'lik e, kira artışı konutlar için geçerliydi, uygundu. Fakat e, iki yıl içerisinde gerek e, enflasyonun e, çok fazla artmasından dolayı e, mülk sahipleri yüzde 25'in yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Onlar da haklı olarak. <laughs> Şu düşüncedeler ya bizim e, mülk sahibi olarak %25 çok az e, dezenflasyona uğradı. Yani dezenflasyona uğramak demek işte enflasyon karşısında kira artışlarının e, değer kaybetmesi anlamına geliyor. Kiracılar bu düşünceyle e, kendilerince haklı olarak 6 aylık kira kontratı yaparak yıllığı %50'ye çekmekteler. Kiracılar içerisinde de bu fırsatçılık olarak değerlendiriliyor. Yani e, Türk Borçlar Kanunu'na göre 6 aylık, 3 aylık, 1 aylık, 1 yıllık kira kontratları rahatlıkla yapılabilir. Kütahya'da da biz Demirland gayrimenkul olarak yapmış olduğumuz e, 6 aylık kira sözleşmeleri var. Tabii ki burada mülk sahibi 6 aylık teklifte bulunabilir. Fakat kiracının kesinlikle bunu kabul etme gibi bir zorunluluğu yok. Kabul edenler genelde öğrenciler, yabancı uyruklu kiracılarımızla 6 aylık kira sözleşmesi yapmış olduğumuz aile var mesela. Bir aileyle 3 aylık kira kontratı yaptık. Yani Kütahya'da da bu uygulama 6 aylık, 3 aylık, 7 aylık şeklinde de görülmekte. Mülk sahiplerine göre yine %25 uygulamanın yetersiz olduğu, adaletsiz olduğu ve mülk sahiplerini, kiraya verenleri mağdur ettiği yönünde bir uygulama olduğu yönünde düşünceleri var. İtilafların çoğu, tahliye davalarının çoğu yine bu yüzde yirmi beşlik uygulamadan dolayı e, çıkmakta tüm itilaflar. Tahliye davaları yüzde yirmi beşlik uygulamadan dolayı kaynaklanmakta. Hiçbir ben gördüğüm kadarıyla biz de yapıyoruz. Yüzde doksanı %25'e uymuyor. Yine %50'lerde, %60'larda, %40'la %60'lar arasında uygulama yapılmakta. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ona da dikkat etmek lazım. Ola ki 2 aylık bir kira kontratı yapılırsa iki ay sonra yine Yargıtay Hukuk Daireleri'nin emsal kararlarına göre bu otomatik olarak bir yıl değerlendirilir bir yıl yenilenir bunlara da dikkat edilmesi gerekir